kahretsin. Sen mi çizmiştin bunu? Küçükken. Annemle hep güneş resmi çizerdik. Neredesin Ömer ya, neredesin? Ne yaptınız Güçlü? Abi mezarlıkta yok. Fırında da yok. Annem dükkana bakmış, orada da yokmuş. Güçlü, bulmamız lazım onu. Abi Burcu istiyor, veriyorum. Ver. Savaş. Efendim? Aklıma bir yer geliyor ama. Evet. Ya biz uzağız şu an. Eğer mahalledeysen... Söyle hemen. Meryem'in vicdan azabı yeni değil. Senin için zor olacak biliyorum ama... Sevince gidecek. Gidiyorum hemen. Tamam anne, merak etme. Dört koldan arıyoruz, bulacağız. Tamam. Annen Meryem'i nereden tanıyor? Bu denli yakın olacak kadar hem de. Hastanede yanındaydı. Cenazede de yanındaydı. Başta sizden dolayı tanıyor. Üzülüyor kıza falan dedim ama. Yakınlar yani, annem çok seviyor Meryem'i. Orası belli. Ama anladığım kadarıyla Meryem'in Gülümser Hanım'ın senin annen olduğundan haberi yok. Yanlış mı anlamışım? Yok. Doğru anlamışsın. Bilmiyorum, evet. Sen Meryem'e bahsettin mi bundan? Önce sana sormak istedim. İnşallah pişman olmayacağım bir cevap verirsin. Burcu, o işler biraz karışık. Kafam çalışır. Anlatırsan anlarım. Meryem benim annemin yanında çalışıyor. Bak, lütfen aramızda kalsın. Kız onca şeyin üstüne mahvolur. Ya bilmesi lazım. Olmaz öyle şey. Ya Meryem'i bilmiyor musun? Bilirse çalışmaz orada. Siz neden yaptınız böyle bir şey? İlk başta ağzından laf almak içindi. Ama ondan sonra annem çok sevdi Meryem'i. Gerçekten çok sevdi. Ya işi gerçeğe döktü işte. Biliyorsun, içeri girip çıkmış bir insanın iş bulması kolay bir şey değil. Şimdi kim bilir ayrılırsa nerelerde çalışacak. Mutlular işte orada. O annemi seviyor. Annem de onu seviyor. Hem de kızı gibi seviyor. Annemin hatırı için lütfen Burcu. Annen belli iyi bir kadın. Ama hatır gönül için saklanmaz böyle bir şey. Lütfen Burcu. Eğer babası öldürüldüyse Meryem de tehlikede olabilir. Sırf birinin gözü üzerinde olsun diye susuyorum. Ama şimdilik. Tamam. Bu iş bitince... Tamam, söz. Kendi ağzımla vereceğim hesabını. İstiyorsa dövsün, istiyorsa sövsün. Sana söz veriyorum. Anlaştık mı? Teşekkür ederim. Hadi toplanın, gidiyoruz.
Karşınıza çıkacak yüzüm yok. O yüzden yazıyorum. Yaklaştığım kim varsa kayıp gidiyor elimden. Dayanamıyorum artık. Bu son olacak. Ama önce anlatmam lazım. Neler olduğunu bilmeye en çok sizin hakkınız var. Ben de sevdim. Çok sevdim. İnsan birini sevince onun için her şeyi yapabiliyor. Bana evlenme teklif edecekti. O gece. Kızınızın öldüğü gece. Tıpkı Sevinç gibi benim de hayallerim vardı. Benimkiler de gerçek olmadı. O gece onunla birlikteydik arabada. Kızınıza çarptık. İnsan korumak istiyor sevdiklerini. Ama bazen birini korumak isterken ona en büyük zararı verebiliyor. Anladım. Bir katil istemiştiniz benden. Benim o katil. Ve bir zamanlar sevdiğim adam. Ben artık buralarda olmayacağım. Gidiyorum. Olur da onun vicdanı rahat etmezse, o söyler size kim olduğunu. Öyle gelmek istemezdim. Bunca zaman sonra. Başka birini bulmak için. Ertan. Hemen şu bilişimdeki arkadaşını ara. Tüm havaalanları, otobüs terminalleri. Meryem Akça adına bilet alınmış mı hemen bana bildir. Söyle Kestir. Savaş Bey, bu bizim değişimci arkadaş. Hemşirenin yerini bulmuş. Mesaj atıyorum size. Tamam. Ha Kestir. Buyurun. Hala o arkadaşının yanında mısın? Sana Meryem Akça'nın numarasını gönderiyorum. Sor bakalım son görüldüğü yeri bulabilecek mi? Hemen efendim. Benim için önemli. Anladım efendim. Elimizden geleni yapacağız. Kolay gelsin. İlk tren ne zamandı? Nereye? Nereye olursa. Bir saat sonra var. Edirne'ye. Gidiş dönüş mü olacak? Tekin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.